sıradayımız, 6. sıradayımız. Değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili hemşehrilerim, hepiniz teşrif ettiniz, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Leyla'nın heyecanı hakikaten ilk konuşmasında Mardin'de bu kadar heyecanlanmamıştı. Tabii ki zor, dediği gibi 2 saat gibi bir süre içinde kendini siyasetin içinde gördü. Eşine, Sayın Çankırı ailesine de burada ayrıca teşekkür ediyorum. Öncelikle eşine hemen sordum, müsaade var mı diye. O da sağ olsun kırmadı, ailesi de destek verdi. Daha sonra tabii ki kızıma danıştım. Ve 2 saat içinde bu kararı vermek zorundaydık. Bu kararı verdik. Bu kararı vermemize sebep olan tabii başta Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü, Sayın Başbakanımızın, Sayın Bozdağ AK Parti Genel Merkezi ve İl Teşkilatı. Ben buradan da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki bizim isteğimiz, bu şerefli görevi sizlerin Mardin'deki ve burada siz değerli dostlarınızın teveccühüyle 2002'de, 2007'ye kadar yaptım. 2011'de de yine aday olduğumda az bir farktan kaybettik ama kaybetmemiştim. Çünkü Mardin, değerli dostlarımız, Sayın Bakanımız Muammer Güler, Allah rahmet eylesin, kardeşini kaybeden Sayın Muammer Güler Bakanımız bu görevi üstlenmişti. Büyük bir şerefle kaybettiğim dakika itibaren gittim tebrik ettim. Ve hayretler içinde kalmıştı, her zaman da söylüyorum. Ama bu Mardinli'nin gereğiydi, Mardinli'nin evladının yapacağı şeydi. Sizden aldığım terbiye, örf, adetten dolayı ben o seçimi kaybetmiş gibi görünüyorsam dahi kazanmıştım. Çünkü bir başka abimiz kazanmıştı ve tebrik etmiştim. Şimdi tabii ki Ceyda'yı biraz evvel dediğim gibi heyecanı sizleri çok yakında ve içinizde çocukluğundan beri büyüdüğü için Mardin'de bu kadar simayı tanıdık bilmiyor. Herkes benim dostum. Burada çok heyecanlandı. Onun için de onun adına seviniyorum. Çünkü evladınız gibi gördü kendini ve öyledir. Biz hizmetin aşkıyla başladık. Mardin sevdalısı olarak yaptım ben görevimi. En iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hakikaten Ceylan'ın ifade ettiği gibi nice yerlerde daha evvel hizmetimiz gitmiş ama ben gitmemişim. Midyat'ın bir dağ köyüne gittik. Yoldan bir arkadaşı aldık. Bağdan üzüm toplamış, yürüyor. Daha sonra kendimizi tanıtınca, sen dedi, bizim köyün içindeki sağlık ocağı, kırmızı bina diye geçiyormuş, kırmızıya boyamışlar. Kırmızı binayı yapan kişisin sen dedi. Ve köye gittiğimizde hakikaten o köye gitmemişiz. Sağ olsunlar, bizim sana borcumuz var dediler. Demek ki 2011'de tek başıma olduğum için çok fazla gezememişim. Ulaşamamışım o noktalara, bu nedenle eksik kalmış. Sağ olsun ektiğimiz tohumları biraz evvel Ceylan'ın ifade ettiği gibi topladık. Ama tabii ki Ceylan'ın işi çok zor. Ceylan'ın işi ancak sizlerin desteğiyle kolaylaşacak. Çünkü hem benden sonra bir vekillik yapacak, hem de artık temiz bir sayfa. Alacağımız kalmadı. Mardin'de alacağımız kredimizi bitirdik. Şimdi yeni bir sayfayla başlayacağız. Ondan dolayı da desteklerinizi, büyüklerinin desteğini, siz kardeşlerimizi, hanımefendilerin desteklerini bekliyoruz. Tabii ki acemilikleriniz olacak. Önünde bir çarşamba günü mazbatayı alacağız. Daha sonra yemin töreni var. Peşinden meclis başkanımızın seçimi var. Derken bütçe görüşmeleri 31-12'ye kadar yoğun bir meclis çalışması var. İnşallah bir birden itibaren artık üstündeki ceketini çıkartacak Mardin hizmeti için ne gerekiyorsa yapacak. Yapacağına inanmıyorum. Kendisinin kefili olduğum için Mardin'de oldum. Sizler seviyorsunuz. Ben tekrar buradan hakikaten gelip destek veren, burada çünkü görüyorum tek tek saymak belki zor olacak. Buradan telefonla oradaki akrabalarına destek veren tüm sizlere, hemşehrilerime, ablalarıma, kardeşlerime, abilerime, teyzelerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Bize inanın, güvenin. Biz de sizlere inanıp güveniyoruz. Hizmeti yapacağız. Elimizden geldiği kadar yapacağız. Mardin çünkü hizmete aç, susuz bir vaziyette. Kötü, terör çok kötü vurmuş. Orada esnaflarımız vurmuş. İnşallah artık tek başına olan hükümet, iktidar buna çözüm getirecektir. Bu vesileyle bir pazar gününüzü, bu güzel pazar günü saatinizi burada bizden paylaşmaya geldiğiniz için
ailem adına teşekkür ediyorum. Çankırı ailesi adına teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar, selamlar. Sağ olun.